Benim adım Vasıf Asırcı. ODTÜ öğretim üyesi idim. 40 küsur yıl çalıştıktan sonra emekli oldum. Şimdi hem ek görevli olarak ODTÜ'de çalışıyorum ama esas artık kadrom Acıbadem Üniversitesi, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi'nde. Orada bir biyomalzeme merkezi kurdum arkadaşlarımla tabii beraber. Ve sonra da geçen yazdan itibaren bir ana bilim dalı kurduk. Türkiye'deki ilk iki biyomalzeme yüksek lisans programlarından çok yeni de doktora programını kurduk. Adı biyomalzeme çünkü doku mühendisliği ve rejeneratif tıp bunun altında kalıyor. Daha sonrasında geldiği için adı daha sade olsun diye biyomalzeme koyduk. Biyomalzeme nedir diye soracaksınız bana normalde herhalde. Biyomalzeme vücuda giren uzun ya da kısa süreli kullanılan vücuttaki işlevleri yerine getirmek üzere bazı organların bozukluklarında, eksikliklerinde destek ya da yerini almak üzere tasarlanan malzemelerdir. Bunların biyolojik kökenli olması gerekmez. Metalden, seramikten, plastikten rahatlıkla olur. Hani mesela herkesin bildiği kontak lensler vardır miyoplar için. Onlar plastiktir ama onlar biyomalzemedir. Çünkü vücutta uzun süreli gözümüzün üstünde hücrelerle temas ederekten bulunan bir malzemedir. Dolayısıyla kalp kapakçıkları, yapay damarlar bunların hepsi biyomalzemedir bizim uluslararası tanımlara göre. Zaman içinde işte kabaca 30 yıl önce doku mühendisliği adı konuldu bir alana. Bu kontak lensler gibi cansız maddelerdi bizim kullandığımız vücuttaki bu yardımcı işlevlere sahip olan malzemeler. Fakat zamanla şu görüldü, sadece destek olmak değil, yerini alabilir mi? Çünkü normalde bir insanda diyelim deri yanığı var, bir kaza geçirdi, derisi yandı. Buraya ne koyacağız? Normalde kullanılan şey, onu mümkün olduğu kadar hasarsız tedavi edecek, üstüne bir yara örtüsü koymak olurdu. Ha, daha kötü ise, tabii derinin bir işlevi var, vücudu izole etmek, mikroplardan korumak, suyunu korumak. O zaman vücudun bir başka yerinden nakil yapılırdı. Ama tabii bunu yaptığınızda yeni bir yerde yara açmış oluyorsunuz. Tamam, bir tarafı tedavi ediyorsunuz ve bu her zaman da mümkün olmuyor. Hasta çok zarar görmüş olabilir. O zaman donör gerekiyor. Donör kuyrukları da çok uzun oluyor. O zaman başka bir alternatif, biz bunu laboratuvarda niye yapmayalım konusu gündeme geliyor. O zaman biyomalzemeleri alalım ve canlıyla birleştirelim. Yani bunlara doğru hücreleri ve gerekirse bazı ek kimyasalları ki mesela kök hücre kullandığınızda kök hücre seçenekleri olan bir hücre. Farklı dokuların hücrelerine dönüşme fırsatına sahip. O zaman ben bununla ilgili dönüştürmeyi yönlendirecek kimyasalla beraber hücreleri bir yapay malzeme üzerine koysam ve tercihen vücuttaki defekt boyutlarına, şekline uygun bir şey yapsam, bu burada büyüse sonra vücuda eklesem ve bir koşul daha, bu malzeme zamanla eriyor olsa, o zaman vücuttaki eksiği tamamen gideren, yerinde yabancı bir şey bırakmayan bir malzeme yapmış oluyorsunuz. Bu doku mühendisliği oluyor. Günümüzde şimdi teknoloji daha da ilerliyor. İşte mikro teknolojiler, mikro MEMS mesela, mikro elektronik çalışmalar sonucu ürünler çıkıyor. Mesela bizim bazı çalışmalarımız yüzeyle implant arasındaki etkileşimi nano ya da mikro düzeyde incelemek gibi. Bunları yapabiliyoruz. Dolayısıyla insanın kendisine zarar vermeden ona iyi gelecek implantları yapmak ve doku eksiği varsa bunları yapmak. En son mesela bizim alanımıza transfer edilen teknoloji eklemeli imalat dediğimiz, üç boyutlu basım dediğimiz bir teknoloji. Bu nasıl çalışıyor? Diyelim
insanda uygulaması, kişinin kulağı bir kazada koptu. Normalde ne yapılır? Bir implant takılır. Nedir? Bir plastikten rengi yeterince benzetilir kişinin şeyine. Ama yani bir parlaklığı vardır. İşte onu giderirsiniz falan. Eninde sonunda yapaydır. Peki, üç boyutlu basınla halbuki siz bir kulağın MR'ını ya da işte taramasını alıp onun simetriğini çevirip bilgisayarla ondan sonra onu plastikten basabiliyorsunuz. Artık teknoloji buraya geldi. Bunu üç boyutlu bastığınızda ve demin anlattığım yöntemle hücreleri ve gerekirse büyüme faktörlerini buna eklediğinizde tabii damarlaşma gerekiyor, canlı kalsın bu çünkü kulağa büyük bir doku. O bir olgunlaşacak, şeklini koruyacak. Ha, bu aylar alabiliyor. Bu süre içinde beslenmesi gerek. Burada hücre kültür laboratuvarındaki gibi besiyeri koyamazsınız. O zaman kanla temas ettiği bir şekilde, mesela deri altına yerleştirilip, kanla beslenmesi sağlanıp, yeterince süre geçtikten sonra çıkarıp yerine takmak artık mümkün oluyor. O zaman hastanın kendi kulağının aynısı, kendi dokusundan, kendi hücrelerinden yapılabilmiş oluyor. Çünkü burada bir şeyde hücresini de hastadan alabiliyorsunuz. Bir parça biyopsi alıyorsunuz, hücreleri oradan çıkarıp, çoğaltıp bu malzemenin üstüne ektiğinizde red riski de yok. Hani başkasından gelecek olduğunda ya da hayvanlardan vesaire doku aldığınızda olabilecek enfeksiyon riski de yok. Hastanın kendi malzemesi, hücresi. Dolayısıyla çok potansiyeli olan bir alan. Bu aslında büyük organların hepsi için var. Yani mesela yapay kalp çok uzun yıllardır üzerinde çalışılır. Ta 70'lerde, 80'lerde bir total kalp yapıldı. Hatta o kadar büyüktü ki bu zip dediğimiz velcro ile İki parça birbirinden ayrılıp göğsün iki tarafına konulacak kadar büyüktü. Çünkü işte bir motoru var, kapakçıkları var, her şey daha büyük filan. Ama sonradan buna küçültmeye çalışıyorsunuz. Ama en doğrusu tabii bir kalp yapabilir misiniz? Yaklaşımlar şöyle, büyük boy olduğu için ve deminki anlattığım gibi kanla beslenme için bir yerde uzun süre bekletilmesi, inküve edilmesi gerektiği için orada bir zorluk olabiliyor. Onun için başka bir yaklaşım bir donörden, yani tabii bunun ölmüş bir kişi olması gerekiyor ya da bir başka canlıdan alınan doku, kalbin kendisi hücresizleştirilip, yani üstündeki hücrelerin tümü ayıklanıp, öldürülüp, temizlenip yerine hastadan alınan hücreler, hücre tipleri yüklenerekten onu tekrar canlı hale getirmek çabaları var. Şimdi bunu büyük organlar için, mesela böbrek için, işte kalp için, bunların üstünde çok uğraşılıyor. Çünkü yani böyle büyük bir doku değil, daha ziyade doku parçaları yapıyoruz. Ama yine de düşünün, bir metal implanttan nereye geldik ki bu sadece son 20-30 yılın hızlı gelişmesi. Bunun ötesine gidecek. Yani son başka bir teknoloji ki uzayda da deniyorlar bunu. In vitro üretim dedikleri veya in situ üretim dedikleri hastanın üzerinde bunu yapmak. Şimdi bu üç boyutlu basımlar jellerle de yapılmaya başlandı. Yani sadece sert plastik üstüne hücre koyalım değil de hücreleri içinde bulunduran jelleri istenilen şekilde basıp bunu uygulamak mümkün. Bunu şimdi doğrudan hastanın üstünde yapmak. Mesela bazı çalışmalar deriyle ilgili. Hastanın kolunun üstünde bir deri kaybı var. O yatıyor ameliyat masasının üstünde. Üç boyutlu basıcı kolunun üstünde bu defekt yerine uyaraktan ona doğrudan deriyi basıyor. Tabii o zaman ciddi bir avantaj şöyle geliyor. Kan dolaşımı zaten hastanın kendisinde var. Orası da bozulmadıysa. Besleme için gidip bir yerde deri altını koymak da gerekmiyor.
Bunlar bu heyecan verici yeni gelişmeler. Hani filmlerde vardır, işte uzay savaşında yaralanır, kolu kaybolur, kolunu basarlar, birden sağlıklı kolu olur. Ona doğru gidiyor aslında bu deri örneği. Tabii basit bir örneği bunun ama gidiş o tarafa doğru. Ve MEMS teknolojisi artı bu üç boyutlu basımlar bunu hızlandıracaktır. Öğrencilerimin kökenlerini ben düşündüğümde temel bilimlerden çoğunlukla, özellikle de biyolojik alanlardan gelen öğrenciler oluyor ama sadece onlar diye bu. Şu anda bu binada mesela makine mühendisi öğrencimiz de var, kimya mühendisi de var. Yani her şeyden önce bir temel bölüm bitirmesi, sağlam bir alt eğitim alması gerekiyor. Onu aldıktan sonra uzmanlaşma, yüksek lisans ve doktora da verilen özellikler. Dolayısıyla orada bu altyapıdaki biyo eksiği ya da kimya eksiği tamamlanabilir. Çünkü ağırlıkla biyo ve kimya alanları burada çok gerekli. Burada gördüğünüz malzemeler de o tip malzemeler. Bunlarla çalışmayı öğrenmesi gerekiyor öğrencinin. Ama dediğim gibi yani teknik alanların neredeyse her birinden gelebilir ilgili. MIT'de falan görürsünüz, elektrik mühendisleri çalışır laboratuvarda, biyoloğun yanında çalışır. Tamamen farklı eğitimden gelmişlerdir. Her birinin katkısı farklı şekilde olur. Medikal ve teknoloji arasında gidip geliyor ve birçok zaman ödeme nedenleriyle daha geleneksel yollara gidebiliyor. Ama dünyada da aşağı yukarı böyle. Büyük şirketler artık bu işleri yapıyorlar ve dolayısıyla bir öğrenci diyelim üniversiteyi bitirdi, ODTÜ'yü bitirdi, Acıbadem'i bitirdi. Yüksek lisansını yapmalı orada çünkü bağımsız, yarı bağımsız çalışmayı öğreniyor. Doktora da tüm bağımsız çalışmayı öğreniyor ve artık hayata çıkabilir. Teknoparklar artık çok yaygın. YÖK'ün birçok bursu var, doku mühendisliğini biraz da benim çok hoşuma gitmeyen bir şekilde her alandan geleni rahatlıkla açabiliyor. Keşke bunu biraz daha kısıtlı yapsalar ama bu tip burslar da var. Doktora sonrası eğitime gidebiliyorlar, laboratuvar kendileri kurabiliyorlar, kurulmuş laboratuvarlarda çalışmaya başlayabiliyorlar. Dünya devleri var, onlarla çalışmaya gidebilirler. Yavaş yavaş ortam açılıyor kendilerine. Ama onun dışında devlette biyomalzeme uzmanı diye bir resmi kategori yok. Biyomedikal mühendis var. Biz yıllar önce bir biyomalzeme ve doku mühendisliği derneği kurduk. Kurucu başkanı bendim. Bu sene devrettik genç bir arkadaşı, yani relatif olarak genç bir arkadaşımıza devrettik. Ve dernek sürüyor. 100 civarında öğretim üyesi bunun üyesi. Web sayfaları var. Bu arkadaşlar Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde görev yapıyorlar. Dolayısıyla onlarla temas edilebilir. Doğrudan web sayfasıyla temas edilebilir. Sonra öne çıkmış laboratuvarlar var. İşte bunun en bilineni ODTÜ Biomaten çünkü Türkiye'deki tek tematik DPT tarafından kurulmuş merkezdir burası. YouTube kanalımıza abone olarak bilimin renkli dünyasını keşfedin.